Şimdi isimler yazılmış. Yukarıya Ayşe Ayşe, aşağıya Eda Eda yazılıyor. Şimdi 22. sütunda hangisi vardır diye sorulmuş. Şöyle hareket edebiliriz. Ayşe, şuradan tekrar yine Ayşe diye devam ediyor. 4 harfli. 4 harfli. 22. sütuna gideceğiz. Biz şunu yaparsak 22'yi 4'e bölersek 5 kez var. 4 kere 5, 20. Tabii sayımız küçük verilmiş 22. sütun ama büyük de verilebilirdi. Mesela 522. de olabilir. O yüzden tek tek sayarak hareket etmek doğru değil. Bölüyorum. Kalan 2. Demek ki 4'e böldüğümüz zaman 2 kalanını verecek. Şimdi Ayşe'ye bakarsak 4'e böldüğümüz zaman 2 kalanını veren Yeğli olacak. Yani 2 kalanını veriyorsa 1, 2. olacak şu. Demek ki bizim sütunumuzun üst bölümüne Y gelecek. Çünkü ikinci harf Y harf. Şöyle. Gelelim ötekine. Şimdi Eda 3 harfli. Şöyle 3. 3 diye ilerliyor. 3'e bölmeliyiz. 22'yi 3'e bölüyorum. 7 kez. 3 kere 7, 21. Kalan 1. Demek ki Eda'nın da birinci harfi olacak. Eda'nın birinci harfi de E. Aşağıya da E gelmedi. Evet, o zaman doğru cevap Y, E şeklinde olacak. Bakıyorum.